Merhabalar sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. 6. sınıflar için temel dini bilgiler dersi yazılı çalışması yapacağız. Hep birlikte hemen başlıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun zati ve sübuti sıfatlarını sormuş. İlk sorumuzda hemen biz zati sıfatlarından başlayalım arkadaşlar. Zati sıfatları yazıyorum buraya. Evet, 6 tanedir biliyorsunuz. Hemen birden başlayalım. Bir nedir? Vücut. Allah'ın var olması demektir. Yüce Yaratıcı'nın varlığından söz etmektedir bu sıfatı. 2. Kıdem sevgili öğrenciler. Kıdem ise hiçbir zaman düşünemez ki bu zamanda Allah var olmamış olsun. Çünkü zamanı da o yaratır. Yani Allah her zaman vardır. 3. Beka. Beka nedir sevgili öğrenciler? Varlığının sonu olmamak. O ilktir, sondur. Kısaca bu. O ilktir, sondur. 4. ise muhalefetün lil havadis. Allah'ın eşi, benzeri yoktur. Yazalım. Muhalefetün lil havadis. Evet arkadaşlar, şurada bir ayrım işareti var. Havadis. Muhalefetün lil havadis. Neydi? Allah'ın eşi benzeri yoktur. 5'e geçelim arkadaşlar. Vahdaniyet. Vahdaniyet ise Allah birdir, tektir. Allah birdir anlamındadır. Onu yazayım kısaca. Evet, açıklama istemiyorum ama arkadaşlar yine de ben açıklama yapıyorum. Kıyam bi nefsihi. Kıyam bi nefsihi. Kıyam bi nefsihi arkadaşlar, o hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir. O samettir. Evet arkadaşlar, şimdi subuti sıfatlara geçebiliriz. Zati sıfatları bitirdik. Subuti sıfatlar yazalım. Evet. Birincisi, subuti sıfatların birincisi hayat. 2. Diri ve canlı olmak hayat. İlim, bilmek. 3. Semi, işitmek. Bu biraz kalıcı olsun, yazalım. Semi, işitmek. Kısaca yazıyorum arkadaşlar. Her şeyi görür, işitir anlamında yani işitmek derken. Evet, basar. Görmek, her şeyi görmesi anlamında görmek yani semi işitir, basar görür. Az önce her şeyi görür dedim ama basar görmek anlamında, görmesi anlamında. 5'e geçelim. İrade. Evet arkadaşlar, irade dilemek yani Allah'ın dilediği her şey olur anlamında. 6. Kudret. Her şeye gücü yeter. Allah-u Teala'nın anlamındadır. 7. Kelam. Kelam söz biliyorsunuz. Söz söylemek. Peygamber, bazı peygamberlerle konuşmuştur. Ya da bizlere peygamberler aracılığıyla kitaplara söyledikleri yazılmıştır. Yani dini Kur'an-ı Kerim'e yazılmıştır. O yüzden de kelam söylemek, konuşmak sıfatıdır. O anlamda. O manaya geliyor arkadaşlar. Tekvin. Tekvin ise son subuti sıfatıdır. Yüce Allah yegane yaratıcıdır. Allah her şeyin yaratıcısı. Kısaca bu. Yazalım. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Nokta. Bitti. Başka söz yok. Yorumsuz değil mi arkadaşlar? Geçelim ikinci sorumuza. Hangisi ahiretle ilgili bir kavram değildir? Evet arkadaşlar, ahiretle ilgili bir kavram değildir. Sur, ahiretle ilgilidir arkadaşlar. İsrafil meleğinin iki kere üfleyeceği kıyamet gününün ve daha sonra dirileceğimizi haber veren borudur. İsrafil meleğinin üfleyeceği. Mizan ise terazi demektir arkadaşlar. Bu da ahiretli. Ahirette manevi terazi tartılacağı, yani günahlarımızın, sevaplarımızın tartılacağı söylendiği terazidir. Haş ise
ölülerin kıyamette diriltilerek hesap için mahşerde toplanmasına yani şöyle kısaca yazalım. Hesap için mahşerde toplanma. En sonunda fitre kalıyor. Cevabımız da bu oluyor zaten. Üç kıyam ahiretle ilgili. Fitre ise arkadaşlar sadaka. Yani Ramazan ayı içerisinde verilmesi gereken varlıklı kimselerin vereceği sadakadır. Fitrede cevabımız D seçeneği. Ölümle başlayıp tekrar dirilme anına kadar geçen devreye ne denir? Sorumuz bu şekilde. Arkadaşlar buna kabir hayatı denir. A seçeneğimiz doğrudur. Sur denilen şeye üfürmekle görevli melek. Evet biz yukarıda cevapladık. Evet İsrafil. Mikail neydi? Doğa olayları meleği. Doğa meleği diyelim kısaca. Azrail ölüm meleği diyelim kısaca. Cebrail ise vahiy meleği diyelim. Arkadaşlar şöyle Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Evet, ben bunu diğer şeylerde de veriyorum. Derslerde de, din derslerinde. Ne oldu? Evet, cami oldu arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Geçelim 5'in sorumuza. Öldükten sonra yeniden diriltimi ne denir? Öldükten sonra yeniden diriltimi arkadaşlar mahşer, bas, hayat, kıyamet. Evet mahşer öldükten sonra toplanılacak yer demektir değildir. Hayat zaten kıyamet gününün hani hayatın yaşamın son bulması bas kalıyor bize arkadaşlar. Kabir hayatının son bulup tekrar dirilmeye denir. Kabir hayatının son bulup tekrar dirilmeye bas denir sevgili öğrenciler. Evet geçelim. İnsanların hesabı çekilmek üzere toplandıkları yere. Evet yukarıda biz yine videomuzun başında bir önceki soruda söyledik. Mahşer denir değil mi arkadaşlar? Sırat, cennet, cehennem değil. Nedir? Mahşerdir sorumuzun cevabı. Evet 7. sorumuza geçelim arkadaşlar. İçinde edebi kalınacak bir çeşitli nimetlerle donatılmış ahiret yurdu neresidir? Neresidir arkadaşlar? Tabii ki cennettir. C seçeneğimiz doğru sevgili öğrenciler. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı faydalardan değildir? Değildir arıyoruz sevgili öğrenciler. Kötülük yapmadan alıkoyması. Evet kötülük yapmadan alıkoyar bizi. İyilik yapmayı teşvik eder. Evet arkadaşlar iyilik yapmayı teşvik eder. Bencil duygularını kırması. Evet bencil duyguları kırar. Yani bencillik yapmamamızı sağlar. Yalan söylemeyi özendirmesi. Bu olmaz arkadaşlar. Yalan söylemeyi özendirmez. 9. sorumuza geçelim. Ahiret hayatı ile ilgili velbasu badel mevt sözcükleri hangi anlamına gelir? Bakalım. Velbasu badel mevt. Evet. Arkadaşlar ölüm anından hemen sonra bas olacağına inanıyorum demek bu. Yazalım. Ölüm anından hemen sonra bas olacağına inanıyorum. Yukarıda bası açıklamıştık ya. İnanıyorum demek arkadaşlar. Evet. Şimdi bas yani kabir hayatının son bulup tekrar dirileceğimize. Bakalım. Allah'tan başka tanrı yoktur. Hayır. Öldükten sonra tekrar dirilme vardır. Evet. Allah yolu hak yoludur. Hayır. Ya, yani burada velbasül badel mevtin anlamı değil arkadaşlar. Yalnız ibadet, Allah ibadet edilir değil. B seçeneğidir arkadaşlar. Öldükten sonra tekrar dirilme vardır. Yani bas vardır. Ona inanıyor. Hepimiz inanıyoruz. Kıyamet günü insanların tekrar dirildikten sonra mahşer yerinde toplanması olayına ne ad verilir? Mahşer yerinde toplanması olayına. Ahiret, haşr, mahşer, arafat. Arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Oluyor bazen. Haşr'dır bunun cevabı. Çünkü biz videonun yukarısında da açıklamıştık. Ne dedik? Tekrar dirilip mahşerde toplanmasına, ölülerin kıyamette diriltilerek mahşerde toplanmasına haşr denir. Yukarıda açıkladık zaten. B seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Geçelim. Kıyamet günü insanların dünyada işledikleri sevap ve günahların manevi terazisi ile tartılması anlamına gelen dini terim. Evet arkadaşlar neydi bu? Yukarıda da söyledik. Hiç bakmamıza gerek yok. Mizan arkadaşlar. Mizan terazi anlamındadır. Peygamber Efendimiz hiç ölmeyecek gibi dünya, yarın ölecek gibi ahiret için çalışınız buyurmuştur.
hadis-i şerifte anlatılmak istenen ana tema nedir? Dünyanın değersizliği, hayır. Dünya ahiret dengesi, evet. Ahiretin önemi, hayır. Çalışmanın önemi, hayır. Ahiret dünya dengesi arkadaşlar, hadisten de anlaşıldığı gibi. 13. sorumuza geçelim sevgili öğrenciler. Dünya ahiretin tarlasıdır. Peygamberimizin hadisini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Ne ekersen onu biçersin. Evet arkadaşlar, ne ekersen onu biçersin. Bu dünyada ne yaparsan öteki dünyada da onu alacaksın. Sevap işlediysen sevap ödül şeklinde, günah işlediysen ceza şeklinde. Yani ağız içimimiz. Ne ekersen onu biçersin. Bu kadar basit. Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun mükafatını, kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Ayet aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? Kaza ve kaderi, hayır arkadaşlar. İlahi adaleti, evet. Melekler imanı, hayır. Peygamber imanı, hayır. İlahi adaleti anlatmaktadır arkadaşlar. Zerre kadar iyilik diyor. Zerre kadar iyilik ve zerre kadar kötülük cezasını ve ödülünü bulacak diyor. İlahi adalet arkadaşlar. 15. sorumuza geçelim. İnsanların dünyadayken sarf ettikleri her bir sözün yazıldığı ve kaydedildiği mahiyeti bizce bilinemeyen ilahi kayda, evet arkadaşlar, ne denir? Mizan zaten terazi demekti değil. Kevser cennetteki ırmak arkadaşlar. Cennetteki ırmak Peygamber Efendimiz'e hediye edilen ırmak anlamında. Bir içen bir daha susamıyor şeklinde. Evet, sırat köprüsü anlamında. Amel defteridir arkadaşlar. 15. sorumuzun cevabı. Evet, 16. sorumuza geçelim sevgili öğrenciler. Her peygambere kıyamet gününde bir havuz verilecektir. Bana verilecek olan havuzda, evet arkadaşlar, biz az önce cevapladık. Havuzda Kevser'dir sevgili öğrenciler. Kevser'dir bunun cevabı. Evet, Rıdvan zaten melektir. Havuz anlamı aşırı da biliyoruz. Geçelim 17. sorumuza. Kabir hayatında insanları sorgulamakla, onlara belli sorular sormakla görevli olan melekler aşağıdakilerden hangisidir? Hangileridir? Hafaza melekleri insanları kötülüklerden koruyan melekler. Kısaca yazalım. İnsanları kötülüklerden korurlar. Korur. Münker ve nekir ise evet arkadaşlar, sorumuzun cevabı budur. Kabir hayatında insanları sorgulamakla görevli meleklerdir. Hamele-i arş ise arşı taşıyan, yani gökyüzünü taşıyan meleklerdir. Arşı taşıyan melekler. Mukarrebun melekleri ise Allah'a en yakın meleklerdir. Allah'a en yakın meleklerdir. O zaman B seçim, münker ve nekir doğru oldu. Geçebiliriz sevgili öğrenciler. Aşağıdakiler hangisi? Allah'ın zatı sıfatlarından değil. Zatı sıfatlarını biz zaten yazmıştık. Bekâ zatı sıfatı, kıyam bi nefsî zatı sıfatı, kıdem zatı sıfatı ama ilim subuti sıfatı. Evet. Tekrar hatırlamış olduk. 19. sorumuza geçelim. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bu ayette geçen ölçü sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle karşılanamaz? Sistem karşılanır. Uyum karşılanır. Rastlantı karşılanamaz. Düzen karşılanır. Özür dilerim sevgili öğrenciler. Geçelim 20. sorumuza. İnsanın özüyle, sözünün, içiyle, dışının bir olması demektir. İnsanın söylediği ne yapması, verdiği sözde durması ve doğru sözde olmasıdır. Bütün peygamberler bunu ilke edinmiştir. Yukarıda anlatılan özellik peygamberin sıfatlarından hangisidir? Evet arkadaşlar, sıdk doğruluk demektir. Ben bunları yazayım, sonra cevabı bulacağız. Doğruluk. Fetanet ise akıllılık. İsmet, günahsızlık, günah işlememek. İşlememek de diyelim, günahsızlık da olur. Tebliğ de bildirmek, tebliğ etmek anlamında, bildirmek özelliğidir arkadaşlar peygamberlerin. O zaman ne kaldı bize? A seçeneği, sıdk, doğruluk. İnsan içi dışı bir olması, yani doğru olması demektir sevgili öğrenciler. 21. sorumuzu geçelim. Gökleri 7 kat üzerine yaratan odur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Bulmak için gözünü tekrar çevir bak ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Mülk suresi 3. ve 4. ayet. Ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Her şeyin bir denge ve ölçü içerisinde yaratıldığı. Evet arkadaşlar, çıkarılır.
göklerin 7 kat üzerinde yaratıldı. Bu da çıkarır arkadaşlar. Gökyüzünde ne kadar arasak da bir aksaklık bulunamayacak. Evet arkadaşlar. Gökyüzüne yorgun gözle bakmamak gerektiği. Hayır arkadaşlar. D seçeneğimiz doğrudur. Yani çıkarılamazın cevabıdır. Ezelden ebede kadar son soru arkadaşlar. Olacak olan olayları Allah'ın önceden bilip takdir etmesine ne denir arkadaşlar? Kader denir değil mi? Son sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Önemli olan sağlıklı, huzurlu olmanız. Önemli olan sizin, bizim hep gülmemiz sevgili öğrenciler. Not önemli değil. Dersi dinleyip düzenli tekrar ettikten sonra, bizimle birlikte de çalıştıktan sonra not zaten kendiliğinden gelecektir. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.